Çünkü daha çok gençleri görüyorum. Öğretmenliğin de bana verdiği bir şeyle daha çok böyle gençlere mütemayil bir sohbet anlatıyorum. Önce konuyla alakalı bir hatıramı anlatmak istiyorum. Çünkü insan böyle Risale-i Nur'ları okuyor ve imanın hazzını zevkini kazanır. O zaman hayatta en büyük lezzet insanın bütün aklı, kalbi, ruhu, vicdan her şeyiyle bu bedende iskan edilen bütün duygular seviyesinde Allah'a, peygambere, ahiret gününe yani inanılması lazım gelen müesseselere mutlak bir emniyet içerisinde iman edebilmesidir. Hayatın her türlü saadetin açan anahtar bu. Keza bir insan için en leziz şey bu istikamette bir sualle karşılaştığınız zaman o insanın sualine cevap verebilmenizdir. Artık problem çözülmüş, muhatabınızın gözüne gözü takılmış ve nihayet o da bahsinde bulunduğu o hüsnü mücerret dediğimiz imani hakikatlere iman edebilmiştir. Dolayısıyla kitaplara müracaat ederek siz muhatabınızda böyle bir huzurun teminine ulaştığınız zaman bu zevalsiz bir lezzet. Onun için kainatta en büyük hakikatin iman olmasının bir sebebi de müsaade ederseniz bu istikamette bir lezzetimi sizinle paylaşmak istiyorum. Sonra bir kısa mukaddemeden sonra konuya gireceğim. Bir Alman ailesinden misafirim. Bir gün beyefendi bana dedi ki isterseniz şehre kadar gidelim, gezinti yaparız. Ben de onunla beraber olmayı arzu ediyordum çünkü ne zaman beraber olsaydık sohbet ediyoruz. Dolayısıyla ben Almanca pratiği yapmışım, Almanca öğrendim. İndik şehre, müzeye gittik. Kocaman bir meydan gibi salonda, camdan bir sandık içerisinde eksiksiz bir insan iskeleti. Üzerinde de yazıyor, 150 sene kadar önce ölmüş bir Alman kadına ait olan bir iskelet. Schreier'i çağırdım dedim, gel gel. Dedim bak karşımıza ne güzel örnek çıktı. Dedim gel istersen bunun üzerine biraz sohbet edelim. Neyi? Dedim her Schreier, hiç düşündün mü bir gün gelecek, bu iskelet aslına rücu edecek ve insan olarak dirilecektir. Bana böyle bir baktı. Tepeden tırnağa bir kere daha gözden geçirdi. Ya uçar, bazen öyle akıllısın ki ama bazen maalesef böyle değilsin, böylesin. Ya bu iskelet dirilir mi? Bu Almanca deli demek, bu zırzır deli demek. Sen bazen böyle değil, böylesin. Dedim şuraya, işte ben bunu seninle konuşmak istiyorum. Konuşmak istiyorum. Dedim her şey. Bitte denken Sie daran, dass in diesem Buch richtig haben. Aber natürlich kommt die zweite Frage an Sie. Almanca konuşuyorum ben bir şeyle. Zaten konumuz o. Dedim şair, haklısın. Diyelim ki hakikaten ebedi bir zaman geçti. Ve bu iskelet dirilmedi. Şair tezinde haklı çıktı. Bu iskelet kaldı iskelet olarak ebedi bir zaman. Sen haklı çıktın. Şimdi bu ihtimalin sana kazandırdığı menfaat ne? Karın ne? Düşün. Dedi benim karım yok. O halde bu iskelet dirilmez diye iddia etmekte ne maddi ne manevi bir menfaat yok. Ama ya her şey eğer? Ya bu iskelet dirilirse? Ya o zaman benim öyle bir karım var, senin öyle bir zararın var. Ne ben o karı düşünebilirim ne de sen o zararı düşünebilirsin. Hayır deme, küçücük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün kahvaltıda ne yedik? Ne içtik? Çay, marmelat, ekmek, peynir, zeytin vesaire. Her şeye bunlar hangisi biri? Ağzında çiğneye çiğne, midende değirmensel öğüte hangisi biri? Ama dikkat edin, midenize hazma maruz kalan bu yemeği zerreler senin vücudunda. Yüzünde, kulağında, elinde, ayağında insan olarak diriliyor ve sen o zerrelerin acı faaliyetiyle kulağınla beni dinliyorsun, gözünle beni görüyorsun. Eğer siz midenizdeki ölü zerrelerden canlı olan vücudunuza intikal edebilirseniz herhalde bir gün felsefedeki ihtimal prensibine mecmi bu iskeletin dirilebileceğini düşünebilirsiniz. Her şey eğer akıllı bir adamsan de ki vielleicht belki dirilir. Bir durdu, biraz durdu. Bu kar, bir tufan,
Nefes bite aynı kasıtafı kapitrenken ben bir bardak kahve içmek ister misin? İçerim. Gittik Kastavus'a. Bu sohbetin devamı ve eve gidiyoruz. Ailesi koşarak geliyor. Bana müjde getiriyor. Sakın Almanya'da pastahanelerde pasta yeme, hepsinde alkol var. Bu haberi bana müjdeliyor. O aileyle farklı münasebetim var. Fakat baktı Şiraya'ya. Şiraya, ne oldu sana? Değişmiş. Rengi de şekli de değişmiş. Ne oldu sana? Ne oldu sana? Hiçbir cevap yok. Döndü bana, ne oldu Şiraya'ya? Bilmem. Ama ne olduysa gaz salısı oldu. Daha sonra bu güzel gelişmeler mesut netice etti. Şimdi konu muhataba yaklaşabilme. Şimdi ben buradan hareketle konuya doğru ikinci bir takdim yapmak istiyorum. Ve sene 1927 kışı. Türkiye'de kış. Şimdi tarihi olarak 1927 senesinde İslam'a reva görülen zulmü göz önüne getiriniz. Bir zaman Hazretleri'nin, zamanın Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdak Seke yazdığı mektupta okuyoruz. Asıl adetten günümüze kadar o mevsimde İslam'a işlenen cinayet kadar bir cinayet mazide sebkat etmemiştir. Ve kıyamet Bizvan Hazretleri'nin başında kopmuş oluyor. Ve Bizvan Hazretleri söz konusu tarihte Isparta'da ve Bağrı'dadır. Dolayısıyla eline kalem alacak ve Bağrı'da ulaşır ulaşmaz en önce 10. sözü iştihar bulan Haşr Risalesi'ni kaleme alacaktır. Ancak ben alakalı bir konu okuyacağım için kitabın sonunda dikkatimizi, bilhassa dikkatimi cebeden az bir bahis var. Onu önce okumak istiyorum. Bizzaman Hazretleri diyor ki, ey şu Risale'yi insaf ile mütala eden kardeş, yani dikkatli bir nazarla Haşr Risalesi'ni okuyan, mütala eden kardeş, deme, ne için bu 10. sözü birden tamamıyla anlayamıyorum? Ve tamam anlamadığın için sıkılma. Çünkü çok önemli, çünkü İbn-i Sina bir dahi hikmet, el haşru leysi ale nekaisin akliyle demiş. Yani İbn-i Sina diyor ki, iman ederiz. Yani haşre iman ederiz, fakat akıl bu yolda gidemez diye hükmetmiş. Haşre iman ederiz, ama akıl bu yolda gidemez. Yani ne demek? Yani aklen, ilmen, haşrin tahakkuku ispat edilemez. Bu aklın idrak edeceği sahanın ötesinde bir halisedir. Dolayısıyla diyor, haşir bir mesele-i nakliyedir. Hayır, birazcık daha başa dönüyorum. İbn-i Sina diyor, iman ederiz. Fakat akıl bu yola gidemez diye hükmetmiştir. Hem bütün ulema-i İslam, mazi yaşamış ulema, alimler, büyük İslam alimleri böyle diyor. Haşir bir mesele-i nakliyedir. Nakliye yani haşirden ayet haber veriyor. Ehadis-i Nebevi yani Tahrik-i Kainat Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. İnnellezine emunu amilussal ennelehum cennetin tecrii. Cennet. İman edene salih amel işleyen müminler için dar bekada altından ırmaklar akan cennetler var. Kim söylüyor? Kur'an veya Fahri Kainat. Mesela el cenneti tahta akramil ümmehat. Cennet anaların ayakları altında. Kim diyor? Fahri Kainat. Şimdi İslam alimleri diyor ki haşir bir mesele-i nakliyedir. Ayette haşirden bahsediliyor. Hadiste haşirden bahsediliyor. Dolayısıyla amenna sadık. İman eder ve tasdik ederiz. Ve delili nakildir. Yani haşrin mevcudiyetinin delili, hücceti, burhanı, alameti nakildir. Yani ayet ve hadisin haber vermesidir. Akıl ona gidilmez. Yani neden, niçin, nasıl, sebepler diye müteveccih olduğun zaman mazi İslam uleması demiş. Hayır, haşir bu yolda ispat edilemez. Diye müttefikan hükmettikleri halde ve elbette o kadar derin ve manen pek yüksek bir yol. Yani bütün İslam aleminin ittifak ettiği böyle yüksek bir yol birdenbire bir cadde-i umunu ahle hükmüne geçemez. Yani mesela insanların, mümin insanların bir anda aklen idrak edebileceği, dolayısıyla aklın olduğu yerde ilim var, ilmin kanunlarıyla ispat edebileceği bir konu haline gelemez. Kur'an-ı Hakim'in feyziyle ve Harik-i Rahim'in rahmetiyle şu taklidi kırılmış. Yani mazide yaşamış, müçtehitlere, imamlara
müfessirlere olan itimat zedelenmiş. Ve tesiri bozulmuş asırda. Mesela onlar akımız sana namaz kılınız ayetini delillendiriyorlar. Bak efendi namaz kılmıyor. Ayet harama riva diyor. Müştehitler, müfessirler, muhaddisler, ulema-islam bunun dünyevi uhrevi cezasını nazara veriyor ama beyefendi faiz alıyor. Neden? Çünkü bu asrın kışı o kadar dehşetli ki maruz kaldığı fitne ve İslamiyet'i kafi derecede öğrenememesinden dolayı İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi bir müştehidi İslam'a, İmam-ı Gazali bir hücreti İslam'a itimat sarsılmış. Bakın asrın özelliği ha. Bak bu asır insanının müçtehittir, imamdır, müfessirdir, muallim-i Kur'an'dır ve semamızda aylar, yıldızlar, güneşler gibidir ama bu asrın insanının bu gibi olan insanlara itimadı güveni sarsın. Dinlemiyor. Neden? Çünkü asrın kışı maziye benzemiyor. Dolayısıyla Bizon Hazretleri diyor, yani Kur'an-ı Hakim'in feyziyle ve Halik-i Rahim'in rahmetiyle şu taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asırda o derin ve yüksek yolu, yani haşrin mevcudiyetini aklen, ilmen, delile müstehiden şu derece 10. söz seviyesinde Zat-ı Zülcelal ihsan ettiğinden bin şükür etmeliyiz. Çünkü nimet şükürle kayın ve in şekertum de eziden ekrem. Şükrederseniz ben de artırır. Dolayısıyla yani mazide bütün İslam ulemasının aklen ispat edilemez dediği haşri şu risalede bu derece ihsan ettiğinden Zat-ı Zülcelal'e bin şükür etmeli. Çünkü imanımızın kurtulmasına kafi gelir. Fehmettiğimiz miktarına memnun olup tekrar mütala ile izleyadına çalışmalıyız. Okuduk, elhamdülillah anladık. Sonra bir daha okuyup, bir daha okuyup daha çok anlamaya çalışmalıyız. Şimdi İslam alimleri neden haşir, aklen ispat edilemez diye tam ittifak etmişler? Bir sebebini Bizon Hazretleri şöyle izah ediyor. Haşre, akıl ile gidilmemesinin bir sırrı şudur ki, haşr-ı azam, ismi azamın tecellisi olduğundan, Cenab-ı Hakk'ın ismi azamının ve her ismin azami mertebesindeki tecellisiyle zahir olan ef'al-i azimini görmek, ve göstermekle haşr-ı azam bahar gibi kolay ispat ve kat'i izan tahteki iman edilir. Yani haşr-ı azam Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin ismi azam mertebesindeki tecellisiyle tahakkuk ediyor. Ya kişi esmaya ismi azam mertebesinde mazhar olacak, görecek ve gösterecek ki haşr-ı azam bahar gibi kolay ispat ve kat'i izan akıl, kalp, vicdan ve latife seviyesinde kabul ve tahkiki iman edilir. Şu 10. sözde feyz-i Kur'an ile öyle görülüyor ve gösteriliyor. Yoksa akıl dar ve küçük düsturlar ile kendi başına kalsa aciz kalır, taklide mecbur olur. Demek ki Bizon Hazretleri'nin 10. söz risalesinde takip ettiği üslup ismi azama azami mertebeden mazhariyetten geliyor. Nasıl dünyayı aydınlatan ışık güneşten geliyor, yağmur rahmet yüklü bulutlardan geliyor. Öyle de bu risaledeki hakaik Esma-i Hüsna'nın haşr-ı azam mertebesindeki tecelliyatından neşet ediyor. Böyle olduğu zaman bahar gibi kolay ispat edilir, kat'i izan edilir, tahkiki iman edilir. Şu 10. söze feyz-i Kur'an ile öyle görülüyor ve öyle gösteriliyor. Onun için Bizon Hazretleri'nin bu 10. sözdeki masaliyeti cidden fevkalade ve dikkat edilirse esmaya masariyetle ve aklı kabule müheyya edecek derecede bühan yoluyla haşr ispat edilmiştir. Şimdi fizik, kimya, matematik, geometri, trigonometri bilmiyorum şu bu tecrübi ilimler daima aklın kanunları muvacihesinde sebep ve netice münasebetidir. Şimdi bu gibi ilimler okuyan bir genç, bir delikanlı üniversite talebesi İslami konulara geldiği zaman bana ispat et. Hani matematikte ispata, fizikte ispata, kimyada, geometride ispata alıştı. Şimdi diyor bana neden ben öleceğim ve dirileceğim? Bunun delilleri nelerdir? Matematik formülü çözer gibi sizden ispat istiyor ve Bizon Hazretleri'nin mevzu itibariyle Nur Risale'den yapmış olduğu meselede bu ispattır. Bizon Hazretleri ispat ediyor.
Şimdi bundan sonra bir konuya girmek istiyorum. Bir sohbet hacmi içerisinde. Sonra bazen böyle uykusuz kalmak da lezzetlidir. Bismillahirrahmanirrahim. Fesubhanallah hine tumsuna ve hine tusbihun. Velahul hamdu fissemavat vel ard ve aşiyyen ve hine tuzhirun. Yuhricul hayye minel meyyit ve yuhricul meyte minel hay ve yuhyil erde ba'da mevtihâ ve kezâlike tuhracun. Sadakallahu azim. Olan fıkradaki fermanı haşre dair. Haşirle alakalı ilahi fermana dair. Buradaki gösterdiği bürhan-ı bahiri ve hücceti kartası beyan ve izah edilecek inşallah. Şimdi hayatın 28. hastasına beyan edilmiştir. Bizzuman Hazretleri 1934 senesinde Eskişehir'de hapishanededir. Ve her şeye rağmen orada Ferd, Hay, Kayyum, Hakemat, Kuddus adlı 6 tane Risale'yi yazmaya muvaffak olacaktır. Ve Bizzuman Hazretleri'nin orada kalem aldığı risalelerden birisi de Cenab-ı Hakk'ın Hay ismine dair olan risaledir. Ve bu okuyacağım haşire alakalı olan kısımda Hay Risalesi, yani Cenab-ı Hakk'ın Hay, yani canlı ve diri olduğuna dair haşire alakalı risaleden bir bölümdür. Şimdi 30. lem'anın hayatla, ismi Hay'la alakalı yerinde ve hayat nedir sualine cevap verirken onun 28. fıkrasında beyan edilmiştir. Hayat, yaşıyoruz, diriyiz, görüyoruz, işliyoruz, hayat, imanın 6 erkanına bakıp ispat ediyor. Yani bizzatihi yaşamamız, imanın 6 rüknünü ispat ediyor. Onların tahakkukuna işaretler ediyor. Yani Allah'ın vahdaniyetine, fahri kainatın risaletine, meleklerin mevcudiyetine ilafir, imanın 6 erkanını hayat doğrudan doğruya bizzat gösteriyor, ona işaret ediyor. Evet, madem bu kainatın en mühim neticesi ve mayesi, aslı, esası, direği, hedefi ve hikmeti, hilkati, kainatın yaratılışındaki mutlak gaye hayattır. Her şey hayata hizmet ediyor. Mesela şuradan kısacık bir misal okumak istiyorum. Evet, ne kadar okuyayım. Üstad diyor ki, sema ve zemini, gökyüzünü, yeryüzünü, rızkınıza iki hazine gibi müheyya edin. Nafakamız, rızkımız için ikisini hazırlayıp, insanın hizmetine amade kılıp, oradan yağmuru, buradan hububatı çıkarabilir. Sınavdan yağmur yağıyor. Mercimek, pirinç, buğday ve emsali hububat ağacına tahavül ediyor. Acaba Allah'tan başka koca sema ve zemin iki muti hazine ve dükküne kimse getirebilir mi? Öyleyse şükür ona münhasırdır. Ölmüş yeri ayet-i celile 3. fıkrada şöyle diyor. Yani ve men yukhrucul hayye minel meyyit ve yuhruzul meyte minel hay. Ölmüş yeri ihya edip kış geldiği zaman yeşillikler tükeniyor. Nice nebaha, bağışlar ölüyor. Bahar gelince yeniden diriliyor. Biraz sonra geleceğiz oraya. Şimdi ölmüş yeri ihya edip yeniden hayatlandırıp yüz binler ölmüş taifeleri ihya eden kimdir? Hak'tan başka ve bütün kainatın harikından başka şu işi kim yapabilir? Elbette o yapar, o ihya eder. Madem haktır, hukuku zayi etmeyecektir, sizi bir mahkemeye gönderecek, mahkeme-i kübraya gönderecektir, yeri ihya ettiği gibi sizi de ihya edecektir. Bahar gelince ağaç, yaprak, çiçek, meyveleri ne diriliyor? Kış mevsiminde eti çüren bir insanın geriye kalan kemiğine benzeyen odundan bahar geldiği zaman yaprak, çiçek ve meyveleri ihraç eden kudret aciz eridir.
O şekilde o meyveyi, o çiçeği, o yaprağı ağacına nasıl ihya ediyorsa siz de öyle ihya edeceksiniz. Yani böyle dikkatli ve mütefennin bir nazarla kainata baktığımız zaman görüyoruz ki bu kainatın en mühim neticesi ve mayesi, aslı esası ve hikmeti hilkatı kainatın yaratılışındaki ilahi gaye hayattır. Elbette bu hakikate aliyet, yani şu hayat, canlılık, yaşama, şu hayat, bu fani, kısacık, noksan, elemli, hayatı dünyevi münhasırı değildir. Tarif. Madem bu kadar gökyüzü ve yeryüzü ve içindeki her şey hayata hizmet ediyor, bu kadar kıymetli ve ulvi bir hakikat olan hayat, sadece bu fani, kısacık, noksan, elemli dünya hayatına münhasırı değildir. Belki hayatın 29 hassası ile mahiyetinin azameti anlaşılan şeceri hayatın gayesi, yani Hayr Risalesi'nde 29. fıkradaki tarife nazaran, ehemmiyeti, kıymeti anlaşılan hayatın gayesi, neticesi, yani yaşamaktan gaye ve o şecerenin azametine layık meyvesi, hakikaten mesela insanı hayatımız var. Bir insana lazım olan, layık olan en ulvi gaye hayatı ebediyedir ve hayatı ukreviyedir ve taşıyla ve ağacıyla toprağıyla hayatlar olan dar-ı saadetteki hayattır. Yani asıl gaye ebedi hayattır. Saadet ebediyede hayattır, rüyete mazharetteki hayattır. Enteresan. Hep tarih, biraz sonra Bezoman Hazretleri bu tariflerin ispatına geçecek. Onun için diyor ki, yani hayatın gayesi veya hayatın neticesi, niye yaşıyorum? Yaşamaktaki gaye ne? Gaye, hayatı ebediyedir ve hayatı uhreviyedir ve taşıyla ve ağacıyla, toprağıyla hayatlar olan dar-ı saadetlik hayatıdır. Yoksa bu hadsiz cihazatı mühimmeli teşhis edilen hayat şeceresi, kır, ki şuur, endişe, merak, korku, feraga, vedaikarlık, sabır, metanet diğerleri sen düşün. Bu kadar ulvi teşhizat ile teşhiz edilen hayat eğer ebedi hayat olmazsa o zaman zişur hakkında, mesela insan hakkında meyvesiz, faidesiz, hakikatsiz olmak lazım gelecek. Ve sermayeci ve cihazatçı serçe kuşuna mesela 20 derecede ziyade ve bu kainatın ve ziyaretin en mühim yüksek bir ehemmiyeti mağrık olan insan. Mesela insanın muhakeme var, serçe kuşunda yok. Kıyas var, yok. Şimdi Erzincan sokaklarındaki dükkanlardaki teknolojiye bakınız. Bu insana Allah'ın ikram ettiği birçok cihazatın külli neticelerinden bazı yüzleridir. Halbuki bir serçe kuşu bir otomobil yapamaz, böyle bir inşa edemez, bir hastayı tedavi edemez. Dolayısıyla şimdi insan cihazat bakımından ondan 50 derece ileride oluyor. Eğer saadet ebedi olmazsa, rüyete masaret olmazsa o zaman bu müstesna cihazat ile teçhiz edilen, donatılan insan serçe kuşundan saadet hayat cihetinde 20 derece aşağı düşüp en bekba, en zelil bir işar olacak. Hem en kıymetli bir nimet olan akıl dahi, en kıymetli bir nimet olan akıl dahi, geçmiş zamanın hüzünlerini ve gelecek zamanın korkularını düşünmek ile kalbi insanın mütemadiyen incidir, bir lezzete dokuz elemi karıştırdığından en musibetli bir bela olur. Bu ise 100 derece batıldır. Yani Allah Celle Celaluhu aklı bize vermiş, ta ki şu insanı ızdıraplar içerisinde bıraksın diye değil. Ama göz görüyor, kulak işitiyor, elbette akıl düşünecektir. Tekrif edemezsiniz, akıl düşünecektir. Ha, o zaman tarifi tekrar okuyorum. Mesela en kıymetli bir nimet olan akıl dahi geçmiş zamanın hüzünlerini, elemler, ızdıraplar, acılar, mesela Erzincan zelzelesinde kaybettiğiniz yakınları düşündüğünüz zaman, kabre gittiğiniz zaman onlardan ayrılışın ifade ettiği firkati firkati bir hüzün hissederiz. Paramızı kaybetsek canımız sıkılıyor. Evimiz yansır canımız sıkılıyor. Çocuğumuz sınıfta kalsa canımız sıkılıyor. Yani bir cihete bakıyorsunuz, Üstad Hazretleri'nin
19. mektupta ifade ettiği gibi, 4. meselede, bu dünyada insanın hoşuna gitmeyen şeyler daha çok. Yani Allah Azze ve Celle hüsnünleri arayacak, tarayacak, toplayacak ve sahibini elen, dağın, hussat, keder içinde bırakacak. Herhalde aklı bize bunun için vermemiştir. Halbuki burada diyor, en kıymetli bir nimet olan akıl, geçmiş zamanın hüzününe, gelecek zamanın da korkularını düşünmek ile kalbi insanı mütemadiyen incidi. Bir lezzete 9 elemleri karıştırdığından en musibetli bir bela olur. Bu ise güzel cevabıdır. Demek bu hayatı dünyeviye, ahirete iman rüknünü kat'i ispat ediyor. Çünkü ancak ahirete iman ile bu hayat, hayat bulabilir, lezzet bulabilir, saadet bulabilir. Ve her baharda, ki Bizon Hazretleri gözümüzün önüne, bunu biraz başka bir sebebe atfedeceğim. Üstadır her baharda haşrin 300 binden ziyade numunelerini gözümüze gösteriyor. Her baharda öleceğiz ve dirileceğiz. İki diriliş haşirdir. Şimdi bu şu haşrin her baharda 300 bin numunelerini gözümüze gösteriyor. Şimdi ben bununla alakalı şuradan kısa bir yer okuyacağım ve lemalar. Üstad kainattan, tecrübi alemden bir misal veriyor. Bil ki, ekseriyetle Fatır-ı Hakim'in faaliyetidir. Fatır, yoktan var ediyor. Hakim, işte okuduğumuz fizik, kimya, matematikte müşahede ettiğimiz gibi Allah yanlışsız yapıyor. Mutlaka icadıyla bir fayda, bir menfaat adına maslahat dediğimiz külli hayırlar var. İşte her şeyi böyle birçok hayırları netice verecek, mükemmeliyette yoktan var eden Allah'ın faaliyetidir. Ne? Şu konu. Bak, ehemmiyetli ve kıymetli şeyleri aynı ile iade ediyor. Geçen seneki portakal, bu seneki portakal. Geçen seneki karpuz, bu seneki karpuz. Şurada bir ağaç var, incir. Geçen seneki meyvesi, bu seneki meyvesi. Diğerleri siz buna kıyas ediniz. Nasıl tefrik edeceksin? Ağacın geçen seneki meyvesi, bu seneki meyvesi aynı koku, aynı tat, aynı raya, aynı kabuk, aynı şekil, aynı desen, aynı. Geçen seneki meyvesinin 100 hususiyeti varsa, bu senede ağacın meyvesinin yine 100 hususiyeti var. O zaman, şimdi bu aynıyeti ifade ettiğiniz zaman, Beyzuman Hazretleri diyor, işte bak ağaçların dallarına, yaprağına bak, çiçeğine bak, meyvesine bak, göreceksin ki, ehemmiyet ve kıymetli şeyleri aynı ile iade ediyor. Şu ağacın bu seneki yaprağı nasılsa, geçmiş senelerdeki yaprağı da öyle. Çünkü ehemmiyetidir, aynı ile iade ediyor. Yani, şimdi açıyor bu konu, yani ekser eşyanın misliyle tazelenmesi. Geçen sene nasıl idiyse, aynı şekliyle tazelenmesi. Büyüklüğü aynı, rengi aynı, deseni aynı, aynı tazelenmesi, mevsimlerin tebettüründe, asırların değişmesinde 100 sene bile geçse o kıymetler ilimleti şeyleri aynı ile iade ediyor. Mesela ilk hatırladığınız kuzu sesiyle bu seneki kuzu sesini kıyas edin. O ne idi? Bu da öyle. İlk yediğiniz karpuzun tadını hatırlayınız. Bu sene yediğiniz son karpuzun tadını hatırlayınız. 20, 30, 40, 50 yaşayabiliyorsan aynı. Yani Allah'ın kanunudur ehemmiyet ve kıymeti şeyleri. Aynı ile iade ediyor ve şu aynıyet yevmi günlük haşirlerde, senevi 365 günlük haşirlerde ve asri haşirlerin umumunda 100 sene, yüzlerce sene geçse de şu kaydı adetula ekseriyete muttarif görünüyor, devam ediyor, gözüküyor. İşte bu sabit kayda binaen deriz. Yani her şeyin aynen misliyle tazelenmesi şeklindeki bu sabit değişmeyen kayda binaen deriz. Madem fünunun fizik, kimya, metalurji, makine ilimleri ittifakiyle ve ulumun şehadetini, tefsir, hadis, edebiyat, fıkıh, coğrafya, sosyoloji şehadetiyle hilkaç tecerisinin en mükemmel meyvesi insandır.
Yani kainatta en mükemmel mahluk insandır. Ne koyun kuzu benden akıllı, ne incir üzüm benden akıllı. İnsan kainatta en kıymetli mahluktur ve mahlukat içinde Allah'ın yarattığı bütün mevcudat içinde en ehemmiyetli yine insandır. Ve mevcudat içinde en kıymetli insandır. Elbette kat'i bir hads ile, yani bir anda insanın aklına, kalbine, vicdanına gelen sürati intikal ile hükmedilir ki Haşr ve Neşr-i Ekber'de İsrafil aleyhisselam Haşr'ın ezanını okuduğu zaman beşerin her bir ferdi, sen ve ben aynı ile cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir. Yani şu baharda şu ağacı aynen yaprakçığıyla haşreden Allah yarın haşir meydanı da senin aynı rengin, aynı lisanın, aynı kaşın, aynı gözün sebaplarda günahlarımızla beraber. Allah günahlarımızı affetsin. Haşrın sabahında iade edecek. Bakınız bu kadar ağaçlardan her sene birbirine benzeyen bu kadar yaprakları, çiçekleri, meyveleri ihraç eden kudret haşir meydanında bizi topraktan ihraç edecek. Bunu yapan onu da yapar. O halde dünyada bu mevsimde, mesela bir bahar mevsiminde ne kadar yapraklar, ne kadar çiçekler açılmış, ne kadar meyveler vücuda gelmişse matematik ve rakamla bunu ifade etmek zordur. Haşrın vücudunun o kadar delilleri vardır. Şimdi Bezuman Hazretleri buradaki kaideyi bir başka eserinde şöyle teferruatlandırıyor. Azıcık daha latif bir misal veriyor. Onu da buradan alayım. Azıcık müsaade. Bezuman Hazretleri diyor ki gözleri küsüf tutmuş bazı adamlar. Dünyayı görür, ahireti düşünemiyor. Göz perdelenmiş. Bazı adamlar, gözleri önünde vuku gelen gayri mahdut hususi haşr neşirleri kör gözleriyle görürler. İşte baharda ağaçların dalları, yaprakları için aynen yeşeriyor. Şimdi büyük haşrın bugün misallerini gördükleri halde bu gibi insanlar kıyameti kübrayı, kainatın önünü haşr-ı umumiyi nasıl istirap ediyorlar? Nasıl akıldan uzak görüyorlar ki? Acaba çiçek açıp semere veren ağaçlarda, çiçek açıp sonra meyve veren ağaçlarda her sene icat edilen meyvelerin haşr-ı neşirlerini gördükten sonra haşr-ı umumiyi istibat eden, akıldan uzak gören bir adam sıkılmaz mı? Eğer onunla şuhudi bir yakin ile, yani bizzat haşr-ı sanki gözleriyle görmüş gibi net ve kesin bir tarzda haşri görmek isterlerse akıllarını da beraber bulundurmak şartıyla yaz mevsiminde Kür-i Arz bahçesine girsinler. Acaba ağaç dallarından sallanan o tatlı, ballı, nazif, latif kudret mucizeleri, o mahlukat-ı latife evvelkisinin yani geçen seneki ölüp giden semeratın aynı veya misli değil midir? Aynı veya misli değil midir? Eğer insanlarda olduğu gibi o meyvelerde de vahdet-i ruh olmuş olsaydı, yani geçen seneki meyvesinin ruhu olsaydı, geçmiş ve gelen yeni meyveler birbirinin aynı olmaz mıydı? Fakat ruhlar olmadığı için aralarında aynete yakın öyle bir misliyet vardır ki, ne aynıdır ne de gayr keyfiyetini gösterir. Acaba semerattaki ağaçların dalları dolusu meyvelerdeki bu kadar benzerliği bu vaziyeti gören haşri istibat edebilir mi? Haşri akıldan uzak görebilir mi? Keza cidden latif bir paragraf, son bölüm. Keza manevi asansörler ile lazım olan erzak ve gıdalarını ağacın yüksek dallara çıkartmakla tebessümleriyle arz-ı didardan dut ve kayısı meyveleri bakın ağacın dallarında o güzelin dut ve kayısı gibi meyveleri kuru ve canik bir ağaçtan kış mevsimindeki bir incir ağacını düşünürüz. Dalları tükenmiş kupkuru canik ölü bir ağaçtan baharda ihraç ve icat etmekle o kuru ağacı acip bir vaziyete ve kıymetler antika bir şekle koyan kudreti ezeliyeye haşr-ı umuma ağır gelebilir mi? Haşa! Bu latif, nazik masnuatı okur ağaçlardan ihraç eden kudrete hiçbir şey ağır gelmez.
bu bedihi aslında çok açık bir meseledir. Fakat gözleri kör olanlar göremiyorlar. Tekrar buraya dönüyorum ve Beyzübah Hazretleri diyor, acaba, evet özür dilerim bir cümle daha yukarı çıkıyorum. Diyor ki Beyzübah Hazretleri, her baharda okuduğumuz kısmın özeti, Haşr'in 300 binden ziyade numunelerini Zat-ı Zülcelal gözümüze gösteriyor. Şimdi acaba bir soru geliyor. Yani insan aklı bu kainattaki, geçen seneki meyve çiçek yaprak, bu seneki keza. Şimdi bu örnekleri muhakeme alıyor ve Beyzübah Hazretleri diyor, acaba senin cisminde, bedeninde ve senin bahçende ve senin vatanında senin hayatına lazım münasip bütün levazımat ve cihazatı hikmet ve inat ve rahmetle ihsar eden. Bak senin cisminde biz henüz buraya gelmeden önce Erzurum'daydık. İrfan Küfrevi orada görüşüyorduk. Yakında prof oluyor. Bir araştırmasını anlatırken diyor, her saniye insanın kanındaki al yuvarlardan 10.000 tanesi ölüyor ve 10.000 tanesi diriliyor. Yeniden yaratılıyor. Her saniye, her saniye, her insanın bedeninde 10.000 al yuvar ölüyor, 10.000'i yaratılıyor. Her saniye böyle. 1, 2, 3 deyince kadar 30.000 tanesi ölüyor, 30.000 tanesi yaratılıyor. O ölenin yerine yeniden aynısını yaratan kudret, haşa aciz değildir. Onun için diyor, senin cisminde ve senin bahçende, bak ağaçların yaprak çekme meyvelerine ve senin vatanında, senin hayatına lazım ve münasip bütün nevazımatı, yağan yağmuru, açan çiçeği, doğan güneşi, her şeyi ve senin cihazatı, senin sana münasip bütün nevazımatı, cihazatı hem hikmet ve inayet ve rahmetle ihzar eden ve vaktinde yetiştiren. Her şeyin mevsimi gelince, ihtiyaç zuhur edince yetiştiren, hatta senin midenin beka ve yaşamak arzu ettiği hususu cüz'i olan rızık duasını bilen. Şimdi midemizde mide kazıntısı, yani acıktığımızı haber veren biyolojik bir hasret cereyan ediyor. Beyzübah Hazretleri diyor ki, acaba sadece senin o midendeki açlık elemini izale etmek için yeryüzünü bir sofra yapan Zat-ı Zülcelal'in o mide ikramen verdiği nimetleri görüyorsun. Şimdi mide tam istiyor, göz görmek istiyor, kainat mufsırat alemde, bak bakabildiğin kadar. Kulak sesleri duymak istiyor, kainat ilahi bir musiki dairesidir, mesmuat alemi dinle dinleyebildiğin kadar. Şimdi soru şu, acaba mideyi bu kadar nimetlerle memnun eden, gözü mufsırat alemiyle memnun eden, kulağı mesmuat alemdeki bu kadar sadayla memnun eden Allah Azze ve Celle, manevi bir mide, manevi bir göz ve manevi bir kulak hükmündeki benim ebede ait olan arzularımı vermekle benim kalbimi memnun etmeyecek midir? Biraz sonra gelecek, ben fahri kâmeti görmezsem razı değilim. Yani acıktığım zaman mutlaka yemek yemem lazım. Ancak yediğim zaman memnun oluyorum. Gördüğüm zaman memnun oluyorum. İşittiğim zaman memnun oluyorum. Bir ayrılıktan sonra sana kavuştuğum zaman memnun oluyorum. Öyle de fahri kâmeti görmezsem miden nasıl aç, gözün nasıl görmeye muhtaç, öyle de manevi kalbim o Hazreti Aleyhisselam muhtaç. Şimdi bu mideyi bu kadar nimetlere memnun eden ve bu alekuşun kadir olan zat herhalde bir gün onunla beni görüştürecek. İşte bu mülakat bu alemde tezahür edecektir. İnsan dinlerse maddi ihtiyacımızı veren kudret manevi ihtiyacı da manevi mide gibi hak etmiş. Maddi mideye bu kadar nimete ikram eden elbette manevi midenin talebini yerine getirecek. Öyleyse fahri kainatta mülakat tahakkuk edecektir. Bu haşrın vücuduna delildir. Onun için burada diyor mesela senin midenin cüz'i yani muayyen rızık duasını bilen de işiten ve hadsiz leziz taamlarla o duanın kabulünü gösteren miden istiyor, ağaçların dalları olsun meyve geliyor. Bak bu açlık elemi duadır, midede ağaçtaki meyve o duanın kabulüdür. Dolayısıyla midenin elemini bilen ve meyvelerle nimete onu güldüren ve mideyi memnun eden bir mutasarrıfı kadir. Hiç mümkün müdür ki seni bilmesin,
de görmesi ve Nebi İsa'nın en büyük gayesi olan hayat-ı ebedi lazım olan esbabı ihzar etmesin. Seni bilmesin, görmesin. Hayır. Beni biliyor ve görüyor. Bildiğini ve gördüğünün bir zaman Hazreti Nebi'nin de güzel bir misali var. Çok hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gidiyor. Onun için okumak istiyorum. Azıcık bir şey müsaade ederseniz. Üstad diyor ki bakın evet kainatın envanı meyveler cihetinde incir üzümleri vesaire insanın etrafına toplayıp bütün hacatına kemal-i intizam ve inayetine koşturmak bir beden iki haletten birisidir. Bakın güneşin ışığından istifade ediyor. Gençler güneş birazcık daha ötede olsa 149 milyon kilometre değil de 249 milyon kilometre ileride olsaydı hayat olmazdı. Güneşle ay ile aramızdaki mesafe 380 bin kilometredir. 250 bin kilometre olsaydı Erzincan girecekti denizin içerisine, çıkacaktı, hayat yine olmazdı. 5 milimetrelik bir ozon tabakası var. 4 milimetre olsaydı güneşin mahsulü maddelerini ememeyecek ve hayat yine devam etmeyecekti. Ben uçakta gidiyorum. İçimizde çok uçak seyahati yapanlar var. Hostesler uçaktaki hava basıncı kontrolörüdür. Eğer bir anormallik olursa yukarıdan maskeler böyle düşecek, onu da böyle takacaksınız diyor. Dolayısıyla atmosfer kontrolüdür. Dizgin, disiplin Cenab-ı Hakk'ın elinde. Lehul mülk, mülkünün elinde. Dolayısıyla kainattaki her şeyi insanın istifade edebileceği tarzda müheyya eden iki haletten birisidir. Ya iştimal şimdi, ya kainatın her bir nevi kendi kendine insanı tanıyor. İncir, üzüm, nar veya inek, koyun, keçi insanı tanıyor. Toplanıyorlar, meşveret ediyorlar. Ben kavun vereyim, sen karpuz ver, sen incir ver, ta ki bu insanlar farklı nimetlerden müstebil olsunlar diye. Sanki kainatın her bir nevi kendi kendine insanı tanıyor, ona itaat ediyor. Muavenete koşuyor, yardımına koşuyor. Bu ise 100 derece akıldan uzak olduğu gibi pek çok muhalefeti inkar ediyor. 100 derece akıldan uzak. İnsan gibi bir aciz mutlakta en kuvvetli bir sultan mutlakın kudreti bulunmak lazım geliyor. Yani kainatın her bir nevinin insanı tanıyıp ona itaat etmesi için insanda uluhiyet sıfatının olması lazım. Bu ise bir kuraldır. Veyahut bir de tek ihtimal kaldı. Veyahut bu kainatın perdesi arkasında bir kadir mutlakın ilmi ile bu muavenet oluyor. Netice demek kainatın envağı insanı tanıyor değil, belki insanı bilen ve tanıyan, merhamet eden bir zatın tanımasının ve bilmesinin delilleridir. Ey insan, aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki bütün enva mahlukatı, bu kadar ağaçları, nebatatı, hayvanatı, sana müteveccihen, yani onlar sana hizmet edecek tarzı hareket ederek, muavenet ellerini sana yardım eden, uzattıran ve senin hacetlerine lebbeyk dedirten zat-ı züya seni bilmesin, tanımasın, görmesin. Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor, sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir. Onun için burada da diyor, kadir-i mutasarrıfı hiç mümkün müdür ki seni bilmesin veya seni görmesin, ve nevi insanın en büyük gayesi olan hayatı ebedi lazım esbabı ihzar etmesin. Nevi insanın en büyük ve en ehemmiyetli ve en nevi umu olan beka duasını hayatı uhrenin inşası ile ve cennetin icadı ile kabul etmesin. Belki anlatıyorum da bence önemli bir hatıra tekrarlıyorum. İngiltere Londra tanış sesyonundaki bir hadise. Kaşım'da bir hanımefendi var. Dışarıda bir beyefendiyle sohbet ediyor. Biz trenin hareket etmesini bekliyoruz. Zaman dolmak üzere. Biz yani öyle yapmışlar ki oturan hanımefendi ayaktaki beyefendiyle yüz yüze konuşuyorlar. Sohbet ediyorlar. Tren hareket etti. Trenin hareketiyle beraber o kadın müthiş bir hıçkırıkla başladı ağlamaya. Ara bölmeleri olmayan kompartmandaki bütün yolcuları meşgul etti. Neden sonra yavaş yavaş kendisine gelmeye başladı. Ben yanındaki beyefendiydi, bu kadın niye ağlıyor? Kadın da bana böyle baktı, dedim hayır, böyle değil. Evet, dışarıda sevdiği bir insan vardı, ondan ayrılınca üzüldü, çok üzüldüğü için çok ağladı.
Peki bu hıçkırıklar, ağlamaksa haller, bu tablo ne diyor? Ben sevdiğim insanları ayrılmak istemiyorum. E kalsın 20 sene, 100 sene, mümkünse 200 sene, 200 sene sonra ayrıldığı zaman birbirini seven kalpler tekrar ağlayacaktır. O halde bu kadının gözyaşları, hıçkırıkları diyor, ben sevdiğim insandan hiçbir zaman ayrılmak istemiyorum. Ebediyen beraber kalmak istiyorum. Yani onun dili belki ebedi inkar ediyor ama fıtratta iskan edilen duygular var. Ağlıyor, hıçkırıyor, yüzüne baktığınız zaman perişan hali. Dolayısıyla bütün bunların manası ebed, ebed, ebed diyor. Hatta bir zaman Hazretleri Haşr'ın 11. hakikatinde bunu latif bir misaliyle şöyle izah ediyor mesela. Aklın bir hizmetkarı ve tasvircisi olan kuvveyi hayal ederse, şimdi benim hayalime hudut yok ki, vizeye, pasaporta da ihtiyacı yok. Giderim Kabe-i Muazzama'ya, tavaf edenleri düşünürüm. Hayal bu. Şimdi o hayale denilse ki, sana 1 milyon sene ömür ile saltanatı dünya verilecek. Hem dünyanın sultanı olacaksın ve böyle bir hakimiyet 1 milyon senelik hayatta beraber. Fakat ahirde mutlaka hiç olacaksın. Bir gün gelecek, 1 milyon senelik dünya sultanı ile beraber ömür bitecek, o zaman da hiç olacaksın, yok olacaksın. Bakınız, tevehüm anlatmama, vesvesele şeytani hileler, desilseler, yanıltmama ve nefsi emmare karışmamak şartıyla oh yerine ah diyecek ve teessüf edecek. Keşke 1 milyon sene hayır, 1 milyon sene hayır ebedi bir ömür olsaydı diyecek. Şimdi netice ne? Demek en büyük fani dünya 1 milyon senelik hayatı üstelik dünya kumandanı ile beraber en küçük bir alet ve cihaz insanı doyuramıyor. 1 milyon senelik ömür insanın sadece kuvve-i hayaliyesini memnun ediyor. Peki 60-70-100 senelik bir hayat insanın hayalini, aklını, kalbini, şuurunu nasıl memnun edecektir? Demek bu istidattandır ki insanın ebede, cennetlere, rü'yete, zat-ı zücelere uzanmış emelleri ve kainatı ihata etmiş efkarları, düşünceleri ve ebedi saadetlerin envana yayılmış arzuları gösterir ki bu insan ebed için halk edilmiş. Bu insan cennete gitmek için yaratılmış ve bu insan ebede gidecektir. Bu dünya ona bir misafirhanedir ve ahiretine bir intizar salonudur. Onun için burada diyor, diyor ki evet, insanın bütün ihtiyacına lazım olan her şeyi, cihazatı hikmet ve inayet ve rahmet ve ihsar eden ve vaktinde yetişen, hatta senin midenin beka ve yaşamak arzu ettiği husus ve cüz'i olan rızık duasını bilen ve işten ve hadsiz leziz taamlarda o duanın kabulünü gösteren ve mideyi memnun eden bir mutasarrıfı kadir. Hiç mümkün müdür ki seni bilmezsen, seni görmesin ve ne bir insanın en büyük gayesi olan hayatı ebedi lazım esbabı ihsar etmesin. Madem insan ebede gidecek, öyleyse o insanın ebedi kazanmasına lazım olan malzemeleri de ikram edecektir. Ve ne bir insanın en büyük ve en ehemmiyetli, en layık ve umumi olan beka, ebedi hayat duasını o Zat-ı Zülcelal hayatı uhrevi inşasıyla ve cennetin icadıyla kabul etmesin ve kainatın en büyük mahluku belki senin sultan ve neticesi olan ne bir insanın arş ve feş ışınlatan umumi ve gayet kuvvetli duasını işitmeyip küçük bir mide kadar ehemmiyet vermesin, memnun etmesin, kemal hikmeti ve nihayet rahmeti inkar etsin, haşa, 100 bin defa haşa. Bakınız, atıf yapacağım, cümleyi tekrar okuyorum. Diyor ki, zeminin sultanı ve neticesi olan ne bir insanın arş ve ferşi çınlatan umumi ve gayet kuvvetli duasını işitmeyip, yani insanın duasını işitmesin. İşitmesin, misali mektubattan okuyacağım ama, en başta, en başta, solda en başta, en başta.
Bizzaman Hazretleri 19. mektup ve 11. nükteli işarette şöyle diyor. Resul Ekrem Aleyhisselam Abbas amcası ve 4 oğlunu, Hazreti Abbas'ın 4 oğlunu, Abdullah, Ubeyde, Fas, Kusen, 5 kişi, beraber mürahet denilen bir perde altına alarak üzerlerine evet. Amcasının ve amcazadeleri Abdullah, Ubeyde, Fas, Kusen üzerine perdeyi örttü ve dedi, Ya Rab, hede ammi ve sınvı ebi, amcasını gösterdi. Bu, Hazreti Abbas, bizzat babamın kardeşi olan amcadır. Hede ammi ve sınvı ebi. Ve hede ule benur, bunlar, Abdullah, Ubeyde, Fas, Kusen, bunlar da bu amcamın çocuklarıdır. Fesuhu minenler kesetri iyyam bi mülayeti. Ben nasıl onların üzeri mülayette sebzettim, Ya Rab sen de onları cehennemin ateşinden muhafaza eyle deyip dua etti. Birden evin damı, kapısı ve duvarları amin, amin diyerek duaya iştirak ettiler. Allah Celle Celaluhu duayı işitiyor. Burada diyor ki mesela zeminin sultanı ve neticesi olan nevi insanın arş ve perşi çınlatan umumi ve gayet kuvvetli duasını işitmeyip küçük bir mide kadar ehemmiyet vermesin, memnun etmesin. Yani küçük midenin bin bir türlü duasını kabul etsin ve maddi rızıkla onu memnun etsin. Ama insanın mide-i kübra olan o ahirete açılan namütene dualarını bir mide kadar ehemmiyete almasın. Dolayısıyla duayı kabul etmesin. Kemal hikmeti ve nihayet rahmeti inkar etirsin. Haşa, yüz bin defa haşa. Bunun bir misalini şurak ilave ederek okumak istiyorum. Diyor ki Bizzaman Hazretleri, insanın emniyetini anlatıyor ve bahis bu minzvar üzere devam ederken, işte bu kıymetli, sevimli dostlarından dahi mümin insanlar, o mümin insan Allah'ın dostudur. Şimdi onların içinden birisini seçiyor. Yani onların imamı ve mefhali, onunla iftihar ettikleri, olan Muhammed Aleyhisselam'ı intihar ederek ehemmiyeti küre arzın yarısını ve ehemmiyeti nevizanın beşten birisini uzun asırlarda onun nurla tenhir ediyor. Mesela ben biraz sonra dünyanın bir ucundan nakledeceğim. Cenab-ı Peygamber gönderdi diniyle beşerin beşten birisini uzun asırlarda fahri kainatın nuruyla tenhir ediyor. Adeta bu kainat onun için yaratılmış gibi. Haşr'ın beşinci hakikati levlak levlak leme halak levlak, yani kainat onun için yaratılmış gibi bütün gayeleri, kainatın yaratılışındaki ilahi bütün gayeleri onun ile fahri kainat asr-ı selam ile ve onun diniyle ve Kur'an ile tezahür ediyor. Ve o pek çok kıymetli ve milyonlar sene yaşayacak kadar hadsiz hizmetlerini, ücretlerini hadsiz bir zamanda almaya müsait ve layık iken gayet meşakkatleri, mücadeleler içinde 63 seneki kısacık bir ömür verilmiş. Acaba hiçbir cihetle, hiçbir imkan acaba, şimdi bir sual geliyor. Akıl bu suali düşünecektir. Acaba hiçbir cihetle, hiçbir imkanı, hiçbir ihtimali, hiçbir kabiliyeti var mı ki o zat bütün emsali ve dostlarıyla beraber dirilmesin ve şimdi de ruhen dirvay olmasın, idam-ı ebediyle mahvolsunlar, haşa yüz bin defa haşa rekenler. Yani Cenab-ı Hak bir sineğin, bir örümceğin, bir karıncanın, haşarat-ı muzırranın her türlü ihtiyacını yerine getirecek, onu memnun edecek ve kainatı onun nuruna yaratıp fahri kainata gelince onu ebedi idam ile idam edecek. Haşa, sünme haşa. Yani Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i haşirde bütün nasıl ihya ettiği yerden diriltecek, haşirde ve sonra da onu ebediyen memnun edecek. Bahsin sonuna doğru geliyoruz. İki paragrafım kaldı. Bezzaman Hazretleri diyor ki, yine insanı ele alıyor. Hiç midir ki? Hani haşir ve konu, yani haşirin ispatını akıl nuruyla, delillerle, kainattan aklın kabul edici misallerle anlatmaktır. Bezzaman Hazretleri bu yolu takip ederken de hiç kabil midir? Yani imkanı var mı? Akıl ihtimal verir mi ki hayatın en cüz'isini bir akrep, bir yılanı göz önüne getir. Mesela onun
pek gizli sesini işitsin. Yerin altında haşara, denizdeki balıklara kadar. Onların en gizli sesini işitsin. Derdini dinlesin. Derman versin. Hasta olsa tedavi etsin. Ve nazını çeksin. Ne istiyorsa, nazlar bir çocuğu annesinin hizmet ettiği gibi Cenab-ı Hak onun her türlü arzusunu yerine getirsin. Bakınız ve kemali itina ve ihtimam ile en hassas, en ihtimamlı, en güzel, en münasip bir tarzda beslesin ve ona dikkatle hizmet ettirsin. Ve büyük mahlukatını, mümin insanları, başta fahri kainatı gözün önüne getirelim. Bu konuşmaya devam ediyor. Evet, büyük mahlukatını, ayları, güneşleri ona hizmetkar yapsın ve sonra en büyük ve en kıymetli ve bağlı ve nazlar bir hayatın, mümin insanların, peygamberlerin, ashab-ı kiramın gök sadası gibi yüksek sesini işitmesin. Sinekler, sinekçikler, kelebekçikler, minnacık minnacık hayvancıklar hepsinin sesini işitsin, müminlerin sesini işitmesin. Ve onun çok ehemmiyetli beka duasını ve nazını niyazını nazara almasın. Adeta bir neferin kemali itinane teşhis ve idaresini yapsın. Ve muti itaat eden ve muhteşem orada hiç bakmasın. Ve zerreyi görsün, güneşi görmesin. Sivrisinin sesini işitsin, gök gürültüsünü işitmesin. Haşa, 100.000 defa haşa. Yani bütün mahlukatın, bütün ihtiyaçların verilmesi bir delildir ki Allah bütün kainata seçtiği insanların ebede uzanan arzularını da yerine getirecektir. En küçük ihmal etmeyen, en büyük ihmal etmeyecektir. Son kısım, hem hiçbir cihet akıl kabul eder mi ki, hadsiz rahmetli Cenab-ı Hakk'ın şefkati alemi hata etmiş. En muhabbetli, Cenab-ı Hak mahlukunu seviyor ve nihayet derece şefkatli ve kendi sanatını çok sever ve kendini sevdiği ve kendini sevenleri ziyade sever bir zatı Kadir-i Hakim. Bakınız Sünnet-i Seniyye Risalesi'ne üstad diyor. Kul in kuntum tuhibbuna la fettebi'l-mukhlifuna ayet-i celesini tefsir ederken madem Allah'ı seversiniz öyleyse Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Allah'ın sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Aleyhisselatü vesselam. Ona benzemek ise ona sünnet-i seniyesine ittiba etmektir. Ne zaman ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Siz zaten Allah'ı seversin ta ki Allah da sizi sevsin. Yani Allah Celle Celaluhu kendini sevenleri ziyade sever bir zat-ı Kadir Hakim'dir. Böyle bir zat-ı Kadir Hakim en ziyade kendini seven ve sevimli ve sevilen ve sanini Allah'ı fıtraten perestiş eden yani yaratılışı itibariyle her cihete Allah'a ibadet eden, hayatı ve hayatın zatı ve cevheri olan ruhu mevte ebediyle idam edip, kendinden o sevgili muhibbini ve habibini ebedi bir surete küsürsün, darılsın, dehşeti rencil ederek sırrı rahmeti ve nuru muhabbetin hikâresini getirsin. Haşa 100.000 defa haşa ve kella. Bu kainatı cilvesiyle süslendiren, yani kainat Cenab-ı Hakk'ın 1001 isminin ifade ettiği manaları ilan ediyor. Ağacın dallarındaki meyveler, ya reza, ya mü'in diyor. Işık yağmur diyor. Kainat Cenab-ı Hakk'ın esmasına delildir, onu ilan ediyor. Dolayısıyla bu kainatı cilvesiyle isimlerinin maddi, manevi güzellikleriyle kainatı süslendiren bir cemali mutlak ve umum mahlukatı sevindiren bir rahmeti mutlaka böyle hadsiz bir çirkinlikten ve kufu mutlaktan ve böyle bir zulmü mutlaktan, bir merhametsizlikten elbette nihayette münezzehtir ve mukaddestir. Netice, bu dersin özeti, madem dünyada hayat var, elbette insanlardan hayatın sırrını anlayanlar ve hayatını suistimal etmeyenler, hayatın sırrını anlayanlar, yani fahri kainatın tebliğ ettiği dairede, nur risalelerini tefsir ettiği tarzda, Allah'a, peygambere, ahiret gününe, erkan-ı imaniyeye iman edenler ve hayatını suistimal etmeyenler, günahla kirletmeyenler, dar bekada ve cenneti bakiyede hayatı bakiye masar olacaklardır. Amenna. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha ve as-salavat.